Summun bukmun umyun fehum la yaqilun. Yani burada da teşbihi belig var. Yani hum summun. Yani kes summi. Onlar böyle sağırlar gibi, dilsizler gibi, onlar körler gibidirler. Onlar sağırdırlar, sağır. Yani sağırdır, bir araba düşünün, bir yere gitti, oradan geriye dönmesi için ne olması lazım? Kece ise, far olacak, fren olacak, gaz pedalı olacak. Bunlar çalışacak ki geri gelebilsin. Eğer farlar çalışmıyorsa, pedallar, fren pedalı çalışmıyorsa o arabayla gelemezsiniz. Yani kör bir adam farları sönmüş bir araba gibidir. Böyle bir adam cennete gidemez. Böyle bir adam cennetin yolunu bulamaz. Rabbim buyuruyor ki summun onlar kördürler, kör. Sonra onlar bukmun dilsizdirler. Peki kör dilsiz alakası ne? Eğer birisi sağır olursa dilsiz olur. Duymayan konuşamaz. Bir çocuk düşünün bir evde dünyaya geliyor. Bir baba var. Sabahtan akşama kadar maç kritiği yapıyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Akşam eğlence merkezlerine gidiyor. Böyle bir evde büyüyen bir çocuk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi duymamış. Sahabeyi duymamış. Bu çocuk hakkı söyleyebilir mi? Hakikati söyleyebilir mi? Çocuk toprak gibi. Ne ekerseniz size onu verir. Evde bir baba var. Ünlü diye Allah'a düşman olanlardan bahsediyor. Onursuz hayatlardan bahsediyor. Çocuk böyle bir evde büyüyor. Summun sağır bu. Sağır yani hakkı duymamış. Onu yaratan Rabbine kul olmak için dünyaya geldi. Bunu babasından bir defa duymadan büyüyen bir çocuk Allah azze ve celle'ye kul olur mu kardeşim? Bu çocuk hakkı söyleyebilir mi? Allah azze ve celle o çocuk dilsiz olacak. Hakkı söyleyemez, söyleyemeyecek.